Öncelikle hoş geldiniz. Şu anda başkentin SCADA kontrol merkezindeyiz. Biz enerjisi olarak başkent elektrik dağıtım, Toroslar elektrik dağıtım ve İstanbul Anadolu yakası elektrik dağıtım olarak 3 bölgede toplam 14 ilde faaliyet göstermekteyiz. Burada da biz seçimlerin elektrikte kesintisiz ve güvenilir olarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz Yüksek Seçim Kurulu ve Enerji Bakanlığı ile gerekli iletişimi sağladık. Kendileriyle beraber koordinasyon halinde belirlenen 544 tane noktada 3 dağıtım bölgemizde gerekli tedbirleri aldık. Buralarda bakımlarımızı tamamladık. Gerekli olan bakımları yaptıktan sonra aynı zamanda buraları SCADA ile uzaktan kontrol edebiliyoruz. SCADA'ların çalışıp çalışmadığını ve en son elektronik testlerini de tamamladık. Biz bu kapsamda öncelikle ekiplerimizle bakım yaptıktan sonra bu bölgelerdeki SCADA'larda açma kapama testleri yaptık. Haberleşme testlerini tamamladık. Aynı zamanda elektronik cihazlarında gerekli çalışıp çalışmadığına baktık. SCADA kontrol merkezlerimizi ve bunların yedek merkezlerinde de herhangi bir olasılığa karşı devreye girip girmediklerinde testlerini tamamladık. Biz enerjisi olarak 3 dağıtım bölgesinde 20 milyonun üzerindeki nüfusa hizmet vermekteyiz. Seçim günü 24 saat esaslı olarak tüm arkadaşlarımız sahada ve hazır olacak. Toplamda 7700 kişi ve 2800 tane araçla seçim günü sahalarda ve nöbet yerlerinde bulunacağız. Buradaki Yüksek Seçim Kurulları'nın belirlediği il seçim kurulları, oy toplama merkezleri, parti genel merkezleri ve gümrükler, havaalanları gibi noktalarda da gerekli ilave tedbirlerimizi alıyoruz. Arkadaşlarımız burada olacak. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz. Onlar da bize kolluk kuvveti olarak da destek verecekler. Bizim çünkü bu merkezleri besleyen dağıtım merkezlerimiz, indirici merkezlerimiz, trafo binalarımızda da bu tür tedbirleri de kendilerinin desteğiyle alıyoruz. Elektrik şebekesinde sürekliliği sağlamak için ilave jeneratörler temin ettik. 3 dağıtım bölgemizde yaklaşık 1000 tane değişik güçlerde. Bunu çok küçük bir konteyneri besleyecek jeneratörden tutun da bir ilçeyi besleyecek büyüklükteki jeneratöre kadar jeneratörlerle ilave jeneratör tedbirlerimizi aldık. Olası herhangi bir elektrik kesintisine karşı. Bizim operasyon yürüttüğümüz Toroslar elektrik dağıtım bölgesindeki Hatay ve Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ ilçelerinde de seçimlerin düzgün gidebilmesi için buradaki konteynerlerin enerji beslemelerini sağladık. Aynı zamanda bunlara ilave olarak da jeneratör temin ettik. Bu jeneratörlere hem ekiplerimiz hem de yakıtların desteğiyle de herhangi bir aksaklık olmadan seçimlerin yapılmasını temin edeceğiz enerji sürekli. Burada gördüğünüz kontrol merkezinin aslında bir otobüse sığdırılmış hali olarak görebiliriz. 3 tane dağıtım bölgesindeki 3 tane SCADA kontrol merkezi, bunun gibi 3 tane büyüklükteki bir yeri bir tane otobüsün içinden kontrol edebilecek durumdayız. Bu mobil bir otobüs. Bugün bulunduğumuz yerde de olabilir, yarın başka bir ile de bu otobüsü transfer ederek orada da kolaylıkla şebekede gerekli olan uzaktan kumanda ve izlemeyi yapabiliriz. Görüntülü teyit sistemi dediğimiz bir sistemle biz aslında iş sağlığı ve güvenliğini
tedbir amaçlı olarak kullandığımız bir sistemde. Ancak seçim gibi ya da böyle afet durumlarında kullanabildiğimiz, sahadaki arkadaşların şu anda ekranda gözüken sahada yaptıkları bakımında biz buradan canlı olarak izliyoruz. Ki bu seçim zamanında da sahadaki bulunan ekiplerimizi de ki izleyebileceğiz. Bu cihazlar, bas konuşlar her çalışan personelde bulunmakta. Şu anda 5500 tane bu dediğimiz cihazlardan ekiplerimizdeki arkadaşlarımız da mevcuttur. Kendileri yaptıkları işlemleri bizim burada görebilmemiz için de sistemi açık tutmaktayız. Daha önce bu SCADA kontrol merkezini görmüştük, bir bina içinde bulunuyordu. Ancak bu binalar deprem ya da diğer doğal afetlerden etkilenebilecek yapılar. Bunların etkilenmesi durumunda dünyada ilk defa böyle seyyar ve mobil bir otobüs içine giydirilmiş kontrol merkezi oluşturduk. Buradaki asıl amacımız da bu tür olağan dışı afet durumlarında bu merkezden şebekenin tamamını hem kontrol ve kumanda edebilmek hem de izleyebilme imkanına sahibiz. Bu mobil SCADA merkezi tüm şebekeye ulaşma imkanına sahip olur. Kesinlikle tüm şebekeye aynen o kontrol binasında olduğu gibi orada nasıl şebekenin tamamını kontrol ediyorsak birebir replikasyon olarak burada da şebekenin tamamını hem kontrol kumanda edebiliyoruz hem de ulaşabiliyoruz. Orada bulunan cihazların birebir aynısı burada da otobüsün içinde yerleştirilmiş bulunmaktadır.